Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün doğru düzgün bir karşılaştırmalı uygarlık dersi yapalım diyorum. Hey sanki bana biraz fazla küremiz varmış gibi geliyor değil mi? Ha, bu daha iyi. Bugün hem korkunç hem totaliter Perslerle demokrasi seven aziz Yunanları öğreneceğiz. Hikayeyi biliyorsunuz. Kimsenin üzerine bir şey giymediği bir savaş var. Herkes de formdaymış yani. Persler kötü, Yunanlar iyi. Sokrates ve Plato muhteşemler. Persler daha felsefe bile yapamıyorlar. Batılılar en iyisi. Yürüyün be. Şey aslında... Hayır. Pers İmparatorluğu'yla başlayalım. Dünyadaki hemen hemen tüm kara imparatorlukları için bir model olmuşlar. Tabii ki biri hariç. Moğollar. Persler ve imparatorlukları hakkında bildiklerimiz çoğunlukla başkalarının onlar hakkında yazdıklarından oluşuyor ve biz de buna şimdi tarih diyoruz. İlk gerçek tarihçilerden biri de Herodot'tu. Meşhur kitabı Pers Savaşları Perslerden epey bahsediyor. Herodot'un Yunan olması önemli çünkü bize tarihsel ön yargı dediğimiz şeyin ilk örneklerini veriyor. Bundan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Pers Akamenit Hanedanı Ahamenmiş mi yoksa? Dur bir dakika. Akamenit, Ahameniş. Aa ne ikisi de doğru iki kere haklıydım. Şimdi Pers Akamenit ya da Ahameniş Hanedanı Kral Büyük Kiros tarafından M.Ö. 539'da kuruldu. Kiros, göçebe savaşlarıyla Mezopotamya'nın büyük bir kısmını fethetti. Buna Babil Krallığı da dahil. Böylece Yahudi tarihindeki Babil sürgünü olarak bilinen hazin dönemi sona erdirerek İncil'de hakkında iyi bir yazıyı garantiledi. Damadı 1. Darius daha da büyüktü. Pers İmparatorluğu'nun kontrol ettiği yerleri doğuda eski dostumuz Indus Vadisi'ne, batıda yeni dostumuz Mısır'a, kuzeyde hızlandırılmış dünya tarih kursuna yeni gelen Anadolu'ya kadar genişletti. Birazdan bu konuya geri döneceğiz. Yani Pers olmasanız bir bile Pers İmparatorluğu son derece olağanüstü bir imparatorluktu. Çünkü Persler bu halkları sıkmadan hükmediyorlardı. Yeni fethedilen krallıkların krallarına ve soylularına Pers Krallığına bağlılık yemin ettikleri ve vergilerini ödedikleri sürece dokunmuyorlardı. Bu yüzden Pers Krallarına kralların kralı deniyordu. Ayrıca vergiler yüksek değildi. Üstelik Persler daha iyi yollar, altyapılar yapıyorlardı. Midirle Ekspresi gibi bir posta servisleri vardı. Hatta Herodot şöyle der. Ne kar, ne yağmur, ne sıcak, ne karanlık onları verilen görevi tam hızla yerine getirmekten alıkoyabilir. Ve bir de Persler dinde özgür tanıyorlardı. Persler Zerdüştü. Bunun dünyanın ilk tek tanrılı dini olduğu iddia edilir. Aslında bize hepimizin çok iyi bildiği iyi kötü ikilemini tanıtan Zerdüştlüktür. Yani tanrı ve şeytan ya da Harry Potter ve Voldemort. Ama Persler imparatorluklarındaki insanları kendi dinlerine kazandırmakla pek ilgilenmiyorlardı. Zerdüştlük köleliği de yasaklıyordu. Pers imparatorluğunda kölelik neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi. Sonuç olarak eğer milattan önce 5 yılında 5. yüzyılda yani yaşamak zorunda olsaydınız Pers imparatorluğu muhtemelen bunun için en iyi yerdi. Tabi Herodot ve Yunanlara inanmıyorsanız. Hepimiz Yunanları biliyoruz. Mimari, felsefe, edebiyat, müzik kelimesi bile Yunancadan geliyor. Tıpkı çağdaş kültürümüzdeki pek çok başka şey gibi. Yunan şairler, matematikçiler, mimarlar ve felsefeciler hala kendimizi özdeşleştiğimiz bir kültür yarattılar. Ve bizlere demokrasiden tutun pırt şakalarına kadar pek çok yeni fikri getirdiler. Ayrıca Yunanlar bizlere tarih bilimini, siyaset konuştuğumuz zaman kullandığımız terimleri ve Atina'daki yönetim şeklinden gelen ideal demokrasi hediye etmişlerdir. Evet öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Az önce pırt şakası mı dediniz? Aa tabi Dorik, Ion ya da Korint, Stilistunlar hakkında soru sormazsın. Platon'un mağara alugolisi hakkında hiç soru sormasın. İşin gücün skatolojik espriler. Şimdi sıra açık mektup köşesinde. Gerçekten mi? Hemen mi? Pekala. <laughs> Aa, aman ne komik. İşte Aristofanes'e... Bir açık mektup. Sevgili Aristofanes. Ah tabii şimdi gizli bölmeyi kontrol etmeliyim. Aa. Sağ olun sahte köpek kakası ne kadar düşüncelisiniz. Neyse Aristofanes sana iyi haberlerim ve kötü haberlerim var. Ölümünden 2300 yıl sonraki bu iyi haber hala oldukça ünlüsün. 40 oyunundan 11 günümüze ulaştı ama bu bile komedinin babası olarak adlandırılman için yeterli oldu. Kendini senin eserlerine adayan akademisyenler var. Şimdi ise kötü haber. Eserlerin son derece iyi tercüme edilmiş olmalarına çok eğlenceli ve komik olmalarına rağmen okullarda öğrenciler onları okumak istemiyor. Genellikle şöyle diyorlar. Neden okuyoruz ki bu sıkıcı şeyi? Anladınız. Bu özellikle senin gibi biri için ilginç. Çünkü kariyerin boyunca yaptığın şey çoğunlukla bu tür sıkıcı şeylerle dalga geçmekti. Özellikle trajedi formundaki tiyatro oyunlarında. Hatta espri yapmak için gerçek skatolojik şeyleri bile kullandın. Mesela Akarnalılar oyunundaki Koro'nun oyundaki bir karakteri düşünerek sevmediğim bir şaire skatolojik şeyler fırlatması gibi. Sen Aristofanes, sen her taşın altında bir siyasetçinin çalıştığını yazdın. Zenginlik bütün tanrıların arasında en mükemmelidir dedin. Sen şu diyalogları yazdın. Ben herkesin her şeyi paylaşmasını, her şeyin ortak olmasını istiyorum. Artık zengin ve fakir ayrımı olmayacak. İlk olarak toprak, para, özel mülk olan her şeye herkesin ortak olmasını sağlamakla başlayacağım tamam mı? Peki o zaman kim toprağa sürecek? Köleler... Ha, ve seni yine de ödev angarya olarak görüyorlar. İşte bu dostlar gerçek bir trajedidir. Diğer taraftan biz kölelik işini hallettik sadece 2000 senemizi aldı. İyi dileklerimle Yunan kültürünün zirve yaptığı nokta denince aklımıza M.Ö. 4. yüzyılda Pers savaşlarından hemen sonraki dönemde Atina gelmeli. Parthenon ve Aiskilos oyunlarında da bunun örneklerini görmekteyiz. Ama Yunanistan'da Atina'dan çok daha fazlası vardı. Yunanlar tek bir şehir ve onun çevresindeki bölgeden oluşan şehir devletlerinde yaşıyorlardı. Bu şehir devletlerinin pek çoğunda köleliğin en azından bir türü mevcuttu ve hepsinde vatandaşlık sadece erkekler içindi. Üzgünüm hanımlar. Ayrıca her bir şehir devletinin kendi hükümet şekli vardı ve bunlar son derece demokratik bir yönetimden kadın ya da köle değilseniz tabi tam anlamıyla diktatörlük arasında değişiyordu. Bu şehirlerde yaşayan insanlar kendilerini o şehrin vatandaşı sayarlardı. Öyle Yunanistan diye bir şey yoktu. Ta ki Pers savaşlarına kadar. Milattan önce 490 ve 480 arasında Persler Yunan şehir devletlerine savaş ilan ettiler. 300 Ceşur Spartalı'nın 5 milyon Pers'e karşı kazandığı savaşta tabi Herodot'a inanırsanız eğer. Termofilay Savaşı ve Maraton Savaşı'nda ki Atina'dan 42 kilometre uzaklıkta bir alanda gerçekleşmiştir. Tüm bu savaş Atina'nın daha önce sözünü ettiğim İyonlu Yunanları Perslere karşı ayaklandığında desteklemesiyle başladı. Bu Pers kralı Kısarkses yani Serhas'ı çok kızdırdı ve Atinalılara karşı iki büyük sefer yaptı. Atinalılar tüm diğer şehir devletlerinden yardım istedi. Bu ortak Yunan zaferi sonucunda Yunanlar kendilerini Atinalı Spartalı gibi değil de Yunan olarak görmeye başladılar. Atina'da fiilen Yunanistan'ın başkenti olarak öne çıktı ve altın çağına doğru adım attı. Ki aslında bu biraz tarihçilerin uydurması. Ama altın çağda pek çok şey oldu. Mesela Partenon, tapınak olarak yapıldı. Sonra kilise, sonra cami, sonra cephanelik oldu ve en sonunda şimdiki halini aldı. Harabe. Bu dönemde Perikles gibi devlet adamları vardı. Perikles'in cenazesindeki meşhur söylev, Atina'nın altın çağındaki demokrasiyi bugün bile yadırganmayacak bir retorikle över. Eğer Perikles kanunlarına bakacak olursak herkese kendi özel farklılıklarıyla eşit adalet imkanı sağlar. Eğer bir adam devlet hizmet edebiliyorsa şartlarının belirsiz ona engel olamaz. Antik Atina'da yaratılan bu yüksek fikir ürünü retorikle sanatın güzelliğini ve felsefeyi birleştirdiğimizde bunu Batı medeniyetinin temeli olarak görmek zor değil. Eğer aynı düşüncedeyseniz Yunanların Pers Savaşı'nı kazanmasına memnun olmalısınız. Ama Yunan toplumundaki kölelik ya da diğer adaletsizlikleri bir tarafa koysanız bile yine de bazı sorunlar var. Bunu söylemek zorunda mıyım? Gerçekten mi? Peki. Problem. PS büyük. İşte tam burada. Nehrin kenarında. P ile başlayan asıl problem. Pelopones. Perikles'in cenaze söylevi daha sonraki bir savaştandır. Pelopones Savaşı'ndan. Bu savaş Atinalılar ve Spartalılar arasında 30 yıl süren bir çatışmaydı. Spartalılar demokrasiyi benimsemediler. Onun yeni krallık vardı ve bu sistemin işlemesinin tek nedeni çok büyük ve vahşice kötü davranılan bir köle sınıfının varlığıydı. E tabi savaş Atina'nın Sparta'ya demokrasi getirme isteği sebebiyle olmadı. Savaşlar nadiren bu nedenle olur. Savaş tamamen kaynak ve güç meselesinden çıkmıştı. Atinalılar bu konuda ünlü Melostular diyaloğunda da görüldüğü gibi pek de masum sayılmazlar. Hadi düşünce balonuna gidelim. Thucydides'in Peloponnes Savaşları tarihi kitabındaki en bilinen bölümlerden birinde Atinalılar gemiyle bir Sparta kolonisi olan Melos adasına giderler ve Melosluların Atina yönetimine boyun eğmesini isterler. Meloslular aslında hiçbir zaman Spartalılarla birlikte savaşmadıklarını söylerler ve derler ki ''Dinleyin eğer sizin için fark etmeyecekse biz bu konuda tarafsız takılacağız.'' Buna karşılık Atinalılar derler ki ''Şimdi doğrudan alıntı yapıyorum size, güçlü olan yapabildiğini yapar, zayıf olan çekmesi gereken acıyı çeker.'' Bunun çok demokratik ya da aydınlanmış bir tarafının olmadığını söylemeye gerek yok sanırım. Ama bu ifade fiilen uluslararası ilişkilerde realizm denen teorinin ilk açık ifadesidir. Realistlere göre uluslar, halklar ya da kültürler arasındaki etkileşim tamamen kimin gücü elinde bulundurduğu ile ilgilidir. Kimin elinde güç varsa o istediğini yapabilir. Realist teori böyle der. Peki Meloslular kibarca savaşa katılmak istemediklerini söyledikten sonra meritokrat ve demokrat Atinalılar ne yaptılar? Bütün Meloslu erkekleri öldürdüler, kadın ve çocukları ise köle yaptılar. Evet, Sokrat bize soru cevap metodunu verdi. Sofokles'e Oidipus'u verdi. Ama antik Yunan mirası tamamen muğlak. Dahası Peloponnes savaşlarını diktatörlükle yönetilen Spartalılar kazandı. Bu inanılmaz durum için teşekkürler düşünce balonu. İşte size retorik olmayan bir soru. Pers savaşlarını iyi ve haklı olan mı kazandı? Pek çok klasikçi ve batı geleneğini savunanlar size elbette Yunanların kazanmasına memnun olmanız gerektiğini söyler. Sonuçta Pers savaşlarının kazanılması bize klasik çağa getiren kültürel ilerlemeyi başlattı. Ve ayrıca eğer monarşik Persler kazansaydı bu durum henüz Beşik'teki demokrasinin sonu olabilir. Bize tek adam yönetimi kalırdı. Bu mümkün ama bu iddiaya karşıt üç şeye bir bakalım. Birincisi Pers yönetimi altında yaşamanın gayet iyi olduğunu hatırlamak gerek ve eğer insanlık tarihinin son 5000 yılına bakarsanız demokrasilerden çok daha fazla başarılı ve istikrarlı imparatorluk olduğunu görürsünüz. İkinci olarak Atinalıların yönetimindeki hayat o kadar da harika değildi. Özellikle de bir kadın ya da köleyseniz. Ayrıca yönetim de son derece yozlaşmış olmakla bilinirdi. Sonuçta Atina yönetimi gücünü vatandaşlarından değil güçlü olan haklıdır şeklindeki emperyalist düşünceden alıyordu. Evet doğru Atinalılar bize Sokrat'ı verdi ama size hatırlatalım onu da öldürdüler. Yani aslında onu intihar etmeye zorladılar. Her neyse Herodot burada tarihsel önyargıda bulunabilen tek sen değilsin. Son olarak Pers yönetimi altındaki Yunanlar muhtemelen Pelopones Savaşı'na girmeyecekti. Bu savaş Yunan şehir devletlerini o kadar zayıflattı ki yakında gelecek olan Büyük İskender'in babası hepsini kolayca fethedebilecekti. Bundan başka Perslerle bir dizi kanlı savaşlar ve her tür korkunç olay oldu ve Yunanistan 2000 yıl boyunca demokrasiyi tekrar göremedi. İşte bütün bunlar önlenebilirdi sadece Perslerin onlara yenmesine izin verebilselerdi. İşte bu da bizi insanlık tarihinin esas sorusuna geri dönmeye Zorluyor. Hayatta olmanın önemi nedir? Ey düşen dostum, sen bunun için 8 saniye kadar endişeleneceksin sanırım. İnsanlar için en uzun, en sağlıklı ve en üretken hayatları temin etmeye çalışmalı mıyız? Eğer öyleyse, Yunanistan'ın Pers savaşlarını kaybetmesi gerektiğini savunmak kolay. Ama belki de hayatlarımızı uğruna feda edecek kadar bir idealin peşinde yaşamamız gerek. Eğer öyleyse, Atina'nın zaferi belki hala ışık saçar. Gerçi biraz zayıf bir ışık. Bunlar gerçek tarih soruları. Yaşamanın amacı nedir? Kendimizi ne şekilde organize etmeliyiz? Bu hayatta ne bulmaya çalışmalıyız? Bunlar kolay değil ama üzerinde düşünmeye değer önümüzdeki hafta bu da hakkında konuşurken bunlara döneceğiz o zaman görüşürüz